En son dün görüştük, telefondan haberleşiyoruz annesi veya ablası aracılığıyla, zira ellerini kullanamadığı için sürekli telefonla iletişim halinde olamıyoruz. Ancak dün taburcu oldu, şükürler olsun ki. Yarın da tekrardan plastik cerrahiye görülüp el durumu, elin işlevini geri kazanıp kazanmama durumu belli olacak. Çünkü ellerinden ameliyat olmayı bekliyor. Şu an bileklerine kadar elleri alçıda, parmakları işlevsiz bir halde. Kendi temel ihtiyaçlarını kardeşine, annesine bağımlı olarak gidermeye çalışmakta. Yarın net bir şey söyleyebileceğim. Bize göre maalesef ciddiyeti devam ediyor. Çünkü ellerini kullanıp kullanmama durumu hala belli değil. Olay anına ilişkin videoda sanık sürekli 5-15-16 defa bıçağı sallıyor müvekkilime karşı. O da elleriyle korumak isterken şu bağları, tendonları kopmuş durumda. O yüzden her iki elinde de tendonlar kopuk olduğu için parmakları şu an tutmuyor, işlemiyor maalesef. Ameliyat edip fizik tedavi süreci sonrasında iyileşebileceğini umuyorlar şu anda. Net bir şey ben de diyemiyorum, yarın belli olacak. Benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var. Eliyle sanık böyle saplayıp saplayıp çıkarıyor. Denk geliyor mu gelmiyor mu belli değil videoda, ama maalesef bu canavarcı bir hisle bunu öldürmeye teşebbüs ettiğini gösteriyor bize göre. Ve arkasından koşarak geliyor. Belli ki takip etmiş. Zaten uzaklaştırma kararımız vardı bizim, bir ay öncesinde aldırmış olduğunuz 6 aylık. Hani gelmesi, buna yaklaşması, herhangi bir iletişim haline geçmesi yasak bir durumdu. Belli ki o gün müvekkili takip etmiş, bıçakla da koşarak arkasından saldırıya geçmiş. Canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü bir kere değil, iki kere değil, 15-16 kere böyle bıçağı sallıyor kendisi. Bu yanlış anlaşılmayı ben bizzat müvekkilim adına düzeltmek istiyorum. Çünkü duyunca kesinlikle çok üzülecek böyle bir hadiseye. Bu sanığın, çünkü artık sanık diyorum, ağır cezada yargılanmasını bekliyoruz. Bu sanığın zaten müvekkile 15-16 bin TL'ye borcu var. İcra takibiyle de sabit. Fakat kendisi 2 hafta önceki savcılık beyanında müvekkilimin ona 150 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. 2 hafta geçiyor, o olaydan sonra da burada siz gördünüz 2 milyon 200 bin TL borcu olduğunu söylüyor. Yani bir haftada müvekkilimin ona 2 milyon daha artmış bir borcu bulunuyor her ne hikmetse. Bu kişinin ne borcu ne bir alacağı mevcut değil. Bu sanığın yine eski eşleriyle olan husumeti, fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet neticesinde eski eşleri boşanma davasını açmış kendisine karşı. Yani bu ilk değil. Benim müvekkilim şu an adliyedeki kayıtlarla sabit olan üçüncü mağdur kadın. Bu yani öncesini bilmiyoruz, belki vardır, ama sabit olan üçüncü kadın. Umuyorum son olur, bir daha içeriden çıkamaz ve bir kadının daha canına zarar veremez. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, bu kişi bunu planlamış, tasarlamış arkadaşlar maalesef. Çünkü müvekkile sahte fake hesaplardan mesajlar, aramalar, böyle sürekli iletişime geçme çabaları mevcuttu. Ve bir gün öncesinde farklı bir kadın hesabı açıp hem beni eklemiş hem kendisini eklemiş Instagram hesabından. Ve müvekkilime diyor ki, aynen şu cümleleri sarf ediyor, babanızın selamı var, sizi yanına bekliyor. Dua edin kendiniz için, günahlarınızdan arının. Babası müvekkilin rahmetli. Ya burada babasının yanına göndereceğini, kendisini hazırlaması gerektiğini açık açık söylüyor. Yani bunu bir gün öncesinde tasarlamış, planlamış aslında. İftiracı kadınlar ve soru olan kadınlar. Neden bıçakladınız sevgilinize? Ben bıçaklamadım. Sadece benim seks kadınım var. Arkadaşlar tamam. Bana 2 milyon 200 bin lira taktı. 2 trilyon 200 milyar lira. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman mısın? Hayır değilim. Allah Allah'a havale ettim.